Güreşber piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi şu an için piyasanın en fazla yükselen iki hissesi Global Yatırım Holding ve Mipas. Bu iki hisseyi de sizlerle yorumlamak istiyorum. Gelinen noktalar itibariyle baktığımızda Global Yatırım Holding'in çok sert bir yükseliş var. Bu yeni tarihi zirvelere doğru yeni zirveler yaptığını görüyoruz ama şöyle haftalıklar tarafından bakalım. Yanılmıyorsam 2000 yılında gördüğü bir zirve var. Zirve kaç? 4.30. Hemen şöyle dönüyoruz. Bunu endeks bazında baktığımızda gördüğünüz gibi neredeyse endekse bir karşılaştırma yaptığımızda şimdi bakıyoruz. Bu hissenin 2000 yılındaki seviyesinden endeksle karşılaştırdığımızda neredeyse %97 aşağıda olduğunu görüyoruz. Yani yani bugün o zaman endekse bağlı hisse alan biri endeksle birlikte giden bir hisse karşılaştırması yaptığımızda yani bu hisse 2000 yılındaki endeksi yakalaması için yani daha doğrusu şu anki endeksi yakalaması için %3200 prim yapması lazım. Yani çok ciddi anlamda düşük kalan bir hisse. Hemen gene dönelim TL bazına. Dönelim ve TL bazında rakamları yorumlamaya çalışalım. Şimdi gelinen noktalar itibariyle baktığımızda yukarıda hisse en fazla 3.48 şöyle diyorum 2.80 bandında seyretmiş. Yani bu da nereden baksanız 80 puanlık bir bandın yukarı kırılması. 3.48 üzerinde kaldığı müddetçe ne olabilir? İsterseniz bugünkü tablodan şöyle dönüp bakalım. 3.43'ündeki hareketlerde 3.47, evet 3.47 üzerinde kalıyorsa bu hareketin gördüğünüz gibi haftalıklarda 3.40 üzerine çıktığı için 3.70 denemesi çok normal olacaktır. Zaten gördüğümüz kadarıyla da 3.67 denemiş ve 3 şu an için 3.59-3.60 bölgesinde. Bu ne anlama geliyor? Eğer 3.70 denerse 3.60 3.70 denende 3.60 hemen bakalım bir daha rakam yanlış olmasın. 3.60-61 şu an. 3.70 direnç. Yani ilk etapta günlüklerdeki önemli direnç. Ama aşağıda 3.50-3.47 önemli destek aralığı. Bu seviyeler üzerinde kalabilir mi? Evet. Bu seviyeler üzerinde kalmak isteyebilir. Burada kaldığı müddetçe yukarıda 3.70 ve daha önce görülen şimdi aylıklar yıllıklar tarafında bakıyoruz. 3.70 çok önemli direnç aynı zamanda. Ama 3.40 üzerinde kaldığı müddetçe 3.70 denemesi zaten oraya da yaklaşmış. 3.47 üzerinde kaldığı müddetçe 3.70'i tekrar denemek isteyip yukarı geçmek isteyecektir. 3.40 üzerinde haftalık kaldığı müddetçe de aynı şekilde 3.70 üzerinde denemek isteyebilir. Ne zaman 3.70 üzerinde günlük kapanış göreceğiz? Ondan sonraki hareket 4'lerin üzeri olabilir. Zaten gördüğünüz gibi aylıklar tarafına baktığımızda ne diyoruz? 2000 yılında görülen bir zirve var arkadaşlar. Bu zirveye yaklaşıyor. Bu zirve test edildikten sonra ancak buradan bir satış söz konusu olabilir, beklenebilir. Şu anki durumda isterseniz bir de Mipas'a bakalım. Aslında bu hisseyle ilgili bir saniye çok kısa periyottaki 4 saatlik çalışmaya bakalım. 4 saatte ya bu çok sert bir hareket, belli ki haberle gelen bir hareket. Onun için şöyle yapacağız. Günlüklerde bakın şu bölge, haftalıkta o bölge. Evet, günlüklerde biraz önce bahsetmiş olduğumuz o seviye kaçmış. 3.47-3.48. Yani bizim tablomuzda da 3.47'ye denk geliyor arkadaşlar. 3.47 üzerinde kaldığı müddetçe 3.70 isteği ve 3.70'in üzerinde 4'lere ve 4.18-4.30 bölgesine yani yeni zirvelere gitme isteği, 2000 yıldaki zirveye gitme isteği devam edebilir. Tablodan günlük bakarak, haftalık bakarak nereye gidebileceğini kendiniz de bulabilirsiniz. Tabi tablomuz elinde tablomuz olanlar için. Mipas'a hemen dönüp bakıyorum. Millet pazarlama. Evet. Burada şöyle hemen yıllıklara bakıyorum. Tarihinde gördüğü en yüksek seviye bu hissenin kaçmış? 4.16. Aylık yıllıklarda bir zirveye ulaşmış. 4.16 2.72 3. Şimdi hemen şöyle dönüyoruz.
aylık tarafa hemen bakıyoruz. Dönüp şöyle. Bugün günlüklerde MIPAS'ın en yüksek ne görmüş? Hemen günlüğe dönelim. Bugün 2.40 görmüş. 2.13 en düşük. 2.40 yani. Bütün tabloyu geçmiş arkadaşlar. 2.40. Haftalıklarda 2.31 üzerinde olduğu için 2.61 isteği var. Onu söyleyebiliriz. 2.31 üzerinde kaldığı müddetçe 2.40'ı yukarı geçmek isteyecek. Büyük ihtimalle de 2.60 denemesi söz konusu olabilir. Peki yıllıklarda MIPAS'da durum nedir diyecek olsak, pardon, aylıklarda. Aylıklarda hemen hemen bütün noktaları geçmiş. Bütün noktaları geçtiği için ve bu karşılaştırmayı yaparken 2.11 haftalık, demek ki 2 seviyesini buraya koyduğumuzda yeni zirveleri görebiliriz. Bu da hatta 2.01. Bunun anlamı 2 hemen bir daha rakama bakacağız. Yanlış anlaşılmasın. 2.40 2.34 evet. 2.36 büyük ihtimalle ilk etapta 2.36 2.49 gibi bir bölge potansiyel hedef, ama buraların direnç olduğunu söyleyebiliriz. Yıllıklar tabii ki çok çok daha önemli, ama yıllıklara şöyle döndüğümüzde 1.86 üzerinde kaldığı müddetçe bu hareket kademeli bir şekilde 2.26, 2.66, hatta 1.86 üzerindeki her aylık kapanışta 3 ve üzerine denemek isteyen tablo normal olacak gibi gözüküyor. Uzun vade düşünenler için, ama kısa vadede şu an için kısa vadeli tabloya baktığımızda bugün görülen en yüksek seviye 2.40. Şu an 2.34'te, 2.13 en düşük. 2.40 biraz önce bahsettik. Görülen en yüksek zirve. Yani haftalıklarda aslında 2.31 üzerinde kaldığı müddetçe 2.41'in üzerinde 2.51, 2.61'lere kadar hareket devam beklenebilir. Ama 2.31'i izlemek lazım en azından. Günlük kapanışlar 2.31 üzerinde olduğu müddetçe yukarıda bu istek devam edebilir. Geri çekilme 2.31, 2.30'da altına olabilir. Ama 2.31 üzerindeki her kapanış yukarı isteği arttıracaktır. Yıllıklar tarafında bahsetmiş olduğum üzere 1.86 üzerinde kaldığı müddetçe zaten 2.26 üzerinde kalmak isteyecektir. Ya daha doğrusu 2.26 üzerinde kaldığı müddetçe 86'ya uğramadan 2.26 ve 2.30 bölgesi önemli destek olacaktır. Bu aralıkta kaldığı müddetçe de ilerleyen süreçte belki yıl sonuna kadar 2.66 3'leri deneme isteği söz konusu olabilir. Bu hisse de endeksle karşılaştırdığımızda endekse göre gerçekten çok düşük kalan hisselerden. Gördüğünüz gibi şöyle aylık yapalım. Bakın aylık yaptığımızda endekse göre ne kadar düşük kaldığını şimdi hep birlikte bir yerde görmüş olacağız. Evet, gördüğünüz gibi aylıkta endekse göre inanılmaz düşük kalan bir hisse. Hemen ben şuradan tabi TL'ye dönüyorum ve 60 dakikalık grafiğe dönüyorum. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda şu an için desteğin 2.31, yani bu bölgede 2.31 oldu, gayet güçlü seyrettiğini söyleyebiliriz. 1 dakikalık grafiklere baktığımızda, 1 dakikalık grafiklere de bakılabilir. Çünkü sonuçta çok hızlı hareketler var. Burada evet gördüğünüz gibi 2.31. Bizim tablomuzda da gördüğünüz gibi 2.31 çok önemli destek olmaya adayı ve devam edecek gibi gözüküyor. 31'in altında kapanış görecek olursak 21'e, ki 21'in alıcılı bölgeye geçtiği için haftalıklarda ve aylıklarda bunu yukarı korumak isteyecek. Yani bu 2.36 üzerinde hareketin 2.49 ve biraz önce bahsetmişler olduğumuz 2.66 3'lere kadar gidebileceğini, sırayla gidebileceğini söyleyebiliriz. Hemen toparlıyorum. Yıllıklarda 1.86 üzerinde kaldığı müddetçe arkadaşlar 3.06 üzerine gidebilir. Peki kaldığı müddetçe diyorsunuz da kalır mı? Evet, çok güzel. Hemen bunu da söyleyelim. 2.26 üzerinde kapanışlar 2.66 3 isteğini getirecektir. Haftalıklar tarafında gördüğünüz gibi özellikle 2.36 üzerinde günlük kapanış görmemiz demek 2.49 ve daha üzerini getirecektir. Bu anlamda önemli. Aylık haftalıklar tarafındaysa 2.21 üzerinde, zaten alıcılı tarafa geçmiş, 2.21 üzerinde, 2.21 üzerinde olduğu için 2.31 ve üzerini denemek isteyecektir. Bu da 2.61'leri gündeme getirecektir. Günlüklerde zaten bütün tablo geçirmiş durumda, 2.25 üzerinde kalmak isteyecek gördüğümüz kadarıyla. 2.31 üzerinde kaldığı için 2.25'e gelmeden hareket 2.31 ve üzerinde diğer tabloyu geçmek isteyecektir. Hemen buradan Global Yatırım Holding'e tekrar bir geçelim. Çünkü burada en azından şunu söylemek istiyorum. Çok kısa periyotlara baktığımızda
1 dakikalık grafiklerde tekrar zirveyi deneyen bir hareket görüyoruz. Aşağıda kaçmış destek. Yukarıda 3.67, aşağıda 3.59. Hemen 3.54 üzerinde kaldığım müddetçe bu. Yukarıda 3.70. Bakın 3.40'ın üzerinde bu olumlu. 3.50 üzerinde kaldığım müddetçe 3.70. Gördüğünüz gibi 3.50 üzerinde kaldığım müddetçe 74. Yıllıklarda özellikle 3.30, bakın yani şu an en yakın seviye 3.30. 3.30 üzerinde kaldığı müddetçe bakalım. Evet, gayet güzel. Bunun ötesinde 3.30 üzerinde zaten. Nerede? 3.54'ler. Bunun üzerinde. Bunun üzerinde kaldığı için 3.70'i önümüzdeki süreçte denemek isteyecekti diyebiliriz. Ne zaman 3.54 altında kapanış görürüz, o zaman sıkıntı söz konusu olur, kar realizasyonu gelebilir. Tabii eğer elinizde özel tablonuz varsa şu tablodan da aşırı alım, aşırı satım bölgesi burada satılır mı, satılır mı gibi soruları kendi kendinize sorabilirsiniz. Ama bugüne kadar gördüğü en yüksek seviyede. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz kadar. Herkese bol kazançlar.